Ne iş yapıyorsun? Oturma. Nur, sana faydasını borçlanmıyor. Nur, gözünü alalım. Açtık mı kamerayı? Ha. Selamün aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar olsun. Aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Allah'ın herkesin sofrasını bol bereketleriyle siz. Bu akşam da misafirlikteyim. Neredeyim? Amcamgildeyim. Hemen yengem aradı. Aşağı camiye gitmem, buraya gelinim. Biz de direksiyonu bu tarafa vurduk. Vallahi geldik. Amcam çok mutlu tabii ki. Derler ya, en büyük zenginlik ne? İnsanın kanadının altında böyle çoluk çocuğu olayınca en büyük dünyanın zenginliği bu. Amcamın da 4 tane kızı, bir oğlu var. Kızının bir tanesi İstanbul'da oturuyor. 3 tanesi Fas'ta, Giresun'da. Tabii ki. Giresun'daki geldi. Giresun deme, Orhan'da. Orhan'a geldin mi? Geldim. Öyle mi? Ha, Orhan'a gelmiş işi dolayıyla. Mesleğin neydi Ferhat? Korban Kaymakamlığı ilçe yazı işleri müdürü. Şöyle gel, yazı işleri müdürü. Yanıma gel ya. Müdür kenarda köşede durur. Aa, biz elleri hep koymadık ki de. Evet. Korban yazı işleri ilçe müdürlüğü. Yazı işleri müdürü. Doğru söyledim değil mi? Korban Kaymakamlığı. Evet. Yeni atandı. Korban'a yeni atandı. Müdürlüğe yeni atandı. Ne güzel. Müdürüm zaten de. He. Yer değişikliği oldu. Giresun'daydım, Korban'a geldim. Evet. Her şeyimiz var. Müdürümüz var, doktorumuz var. Ne bileyim ben, belediyede çalışanımız var. Allah'ım herkese zihin açıklar olsun. Tabii ki gurur duyuyoruz. Böyle. Bu akşam da iyisin demem mi? Değil mi? Ondan sonra bu akşam da amcamın, ben de kızı sayılayım sadece. Şahabemiz. Amcamız da babamız gibi sadece. Kızlar da burada. Aslımız var yine. Bu konuşan adı Perhan. Küçüğü Aslı. En büyüğü Sevgi. Aslı. En büyüğü Sevgi. Şimdi Sevgi azıcık görsünler be. Görmesinler. O hacı, o hacı. Hacı oldu. Bu sene hacı oldu da. Onun için ileri doğru, önceden amca şöyle söyleyeyim arkadaşlar, lafı şimdi geberedim biraz. Amcam bize gelmişti. Amca dedim, bir de alayım mı dedim. Yok kızım be dedi, bir şey olmaz da dedi. Ben tabii ki amcamı anladım burada. Sonra hacı ya. Sonra amcamın tabii gazları falan çok var biliyorsunuz, hep bunları çekimli yaptım ben. Sonra amcam ben aradı, gel bunu dedi, şu gazları mazları çek dedi. Çekimini yap dedi, geldik burada çekimini yaptım. Burada da hacı ya tabii ki, ileri doğru inşallah. Bir araya geldikçe bir araya gelemiyor zaten. Sevgi Korkan'da oturuyor, işi gücü, marketleri var, çoluk çocuğu. Tabii ki Perhan'ımız müdür, o hacı. Memur. Memur. İzin aldıkça gelebilir, her zaman gelemiyor. Böyle işte. Çok şükür olsun tabii ki herkese saygı duyarız arkadaşlar. Çıkmak isteyen zaten ben hep söylüyorum ya. Şimdi lafı nereye getirdim? Korkan'da gören olsun beni. Sen Sevgi'nin nesisin diyorlar bana. Ben de Ayşe'nin kızıyım diyorum. Şimdi Sevgi'nin annesinin adı Ayşe. Yengemi biliyorsunuz. Bazısı inanıyor. Benim Emirhan da öyle dedi ya. Anne dedi, o kadın kim dedi? Sevgi teyzeme çok benziyordu. Ama Sevgi'yle yan yana gelsek aynı böyle yüz yapımız, böyle ağız yapımız, göz hatlarımız hep aynı arkadaşlar. Neyse bir yemeklerimizi yiyelim şurası. Sonra müdürümüzün olsun, öteki aslımızın olsun çıkarsa onlarla muhabbete devam ederiz. Çayda giren yaparsınız ha. Arkadaşlar bakın, mercan kavurması, diken ucu. Evet, kırçan da diyorlar, mercan da diyorlar. Şöyle yemeklerimizi söylemedik ama. Ayva kombustusu, salata, su böreği, pilav. Şöyle bir gidelim biz. Üzüm suyu da var, üzüm suyu. Üzüm suyu da varmış. Şöyle şurası, sobanın üstüne doğru gider misin? Al kendilerim ağzına. Şöyle. Su böreği. Evet, et. Haşlama. Fasulye. Pilav. Yemek çok, gerisi geliyor yine şurası da. Hadi tamam, gel, millet tamam. Beklemesin hadi yine. Tamam. Evet, burada da pazar akşamı arkadaşlar. Yok ben yersem olurum, daha almıyorum ben şu an. Yarabbim çok şükür. Gel Ferhan. Yarabbim çok şükür. Sen ne bu kadar tatlı? Yok.
Pancarları gösterdin mi şurada? Oo, göstermem mi? Evet. Bir tarafta yemek yeniliyor, bir tarafta pancar haşlanıyor. Kış hazırlığı. Daha güzel çok var ya. He. Karadeniz bu öyle, Karadeniz. Fındık hazırlığı, fındıkla ameliyat, fındık kutla gelmeyecek tabii. Bizim pancarımız olmazsa olmaz. Yaz Ege bak Melek teyzen, Melek teyzen YouTuber'lık yapıyor. Bir de seni çeksin at. Anaanne çeksin seni. Senin Kusip abin var ya. Onun gibi. İstersen el salla kamerayı, hadi el sallayalım. Abin görsün seni. Aynen. Abin kıskansın seni bak. Kameraya bak. Bir konuşma yap ya. Hadi. Ne Eyhan okusana be. Bir suslan de bakayım. Okuyor mu? Okumaz mı? Okumaz mı bu? Ama yemek duası etsin dedesi ya. Her etsin her yemek duası etsin dedesi. Mesela abin diyelim hadi mesela. Neden? Sen bilirsin. Aha, yemek duası yaparsan var ya bak bak. Ano. Yemek duası yaparsan. Yoksa... Yaparım bak. Az yemeğimizi yerim de yapar. Yeter mi da? Yeter mi da? Hayır. Ya adet bir çamaşır. Pilav versen mi acaba? Yok yok anne. Annesi doyurdu onu. Ne merak? Merucanem mi? Sen gidelim. Merucan değil o. Neydi? Kılçan mı? Kılçan, merucan, diken ucu. Bunu çalmaya giderken toplu ya. He. Hindek telefona gelmezse kalıyor. Daha yok ki. İşte bulunmuyor ki. Giderken ağırlardan toplu ya. Biraz da terek başlıyor. Çıkmaya başlamışlar biraz. Yok yok şimdi değil. He, çıktı zamanda. Ben şey... Fazla da şey kadar... Terzi karı benden ısırgan istedi. O biraz ısırgan götürdü. Bir çuval getiririm dedi bana. Pişiriyor musun gecenin evde yapıyor musun? Ben yapamıyorum. Dudu yapıyor. He. Ama olsa da güzel oluyor ama samsaklı gibi. Hiç pişirmedim ben de onu. Aslında bir denemem lazım da. Sen ısırganı evde içmeyelim mi? Yoğurtlusu evet ısırganı yoğurtlusu çok güzel oluyormuş. Eldivanı takarım böyle pişerim. Bu annem yapıyordu onu yemeğini. He bacım yapar zor oluyor. Şeyde pişiriyor ya bunu. Onun mercimek çorbası gibi yapıyorlar. Çok güzel. Efendim oğlum. Listeden geçiyordum. Ha, ha. Tutuyor hatta bir şey de yiyeyim dedim. Kız öyle yapamıyor. Boğazıma iyi geliyor. Ama adam içini yakayan mı ya? Onu ben Isırgan. Bir kere yedim emmi. İlaç o ilaç. Isırgan i̇laç da. İlaç. Onu ben aslında yiyecek ilaç yemek de. Hep böyle o gece var ya yandım ben. Öyle mi? Hani o yakıyor da mı? Şeker çıkarabilir. Şekerim evet. Çıkarttı. Ay bu gece uyumadım ben. O undan çıkmıştı şekerim. Un katıl senin için. Ben undan mı olacağım bilmiyorum ki. Yani. Ondan olabilir. Mısırsı yapmıştı ben yapmadım. Mısırımı yani. Sarıyor ya. Merhaba biz içine mısırını mı attı o zaman? Bilmiyorum ya. Ben yapılmışını yedim. Ağzıya da yedim. Valla keser olur. Şimdiki genç kadın becereme yapmış. Oğlum tamam lütfen. Ben de nasıl kavuruyorsun kullanın. Eda. Amin. Bu nimetler gitti. Daha fazla olmayan kardeşlerimize gelsin. Amin. Yolsuzluğu. Eda bela duydun. Allah'ım. Bu sofrada yiyenleri ne okuyayım abi? Fatiha. Duanın sonunda Fatiha diyor. Fatiha'yı okuyorlar. Hadi. Bekliyor. O biliyor ama ya. Yorulma. Yorulma. Yavaş yavaş oku. Dermanı yok. Melek, emmi ne yapacak biliyor musun? Malı, mülkü, evi, ocağı, parkı, devlete verecek. Bakın ben öyle bir şey yazarım. Seni eğer devletten iki şey isteyip de seni söktüm de umarım kızım ne bileyim lan. Şey fon nereden açılır? Yengemezim yenge soru yapmayacaktım. Burası sıcak sandalye dedi. O da diyor ki emmin üşütmeyeyim de diyor. İyi önümde dursun parasını hak edeyim diyor yani. Oradan bir şey
şakalaştı böyle. Emekli maaşını helal yiyeyim diye bakıyor. He, helal yiyeyim diyor. Şu ufak burada bak kime? Hacıyım, haram yemeyeyim yani. Allah kabul etsin hacını oldu. Kastırı. Ne oldu baba? Bak diye şöyle doğurum ya. Tamam, peçete şuradan ıslatmam lazım. Şu çaylar geçiyor. Yazın. Bu akşam valla buradan herhalde gitmek çabuk. Şunket yemekten sonra çaylar geldi, kızlar hizmet ediyor. Sen köyde kadar müddeti var, yeri köyde. Yani bu akşam tamam. Böyle görüntü sanki. Meyve yedikten sonra mecbur gideceğim. Yazın. Bak aşım versene gülüm. Kaşık çay kaşık. Ben masız isterim sen de. Ver gülüm. Ne diye? Yürümü diye? Yok diyor. Yok diyor. Sen nerede? Sevgi geliyor mu? Sevgi az bekliyor da. Odun versene aslı 3-4 tane. Hacımız şimdi ekran içiyor. Gelmeyin ben bir tane odun veriyorum. Elma dersen dersek çık, armut dersek çık mı? He. Erhan'dan da geldi. Bir daha Mustafa ile enişte beraber geldiğinize geleyim ben buraya. Çay içmeyecek misin? Bunlar alışkın şey çekmiyor. Yardım edeceğim bir şey var. Tabak güzel mi sen? Çok güzel. Bir tane su yedin bu kaba. Bu kaba halden sana bir şeydi. Geçilirdi. Avaç düşürmüşsün ha. Sen bu sen çay içmiyorsun. Avaç da düşürmüş. Sabunluk var da daha yeşil değil. Bu Ersa damlamızda. Çok güzelmiş. Beş kaba var mı? Çekirdeği varsa çekirdek versin. Bunlar kaç kilo şeker katıldı? Bir kilosuna. Neye baba? Kaban geldi. Baban ne kadar şeker katıldı? Ne kibar oldu? Sen gel gidip. Ben bilmiyorum. Ben yine şey yapmıyorum. Şu anda şeker olmamış. Kızlar ben buraya manası dağlı. Kövlü gibi. Sahte dağlılar büyüdü böyle memurları yetiştiriyor. Bu nasıl tatlı yemek be? Al peçete ya. Nasıl vereyim sana? Aslı kızımız da memur. Evet, oraya mı bakıyorsun? Evet. Zabıt katibimiz. Yaz kızım. Yaz kızım kereviz. Ulan sen bana al lan. Sana ya tavuk mal vereyim. Alo. O da vardı, onu duymadıydım. Evet. Ya, da çok. Sen sevdiğin için getirdim onu. Teşekkür ettim. Tabii böyle şeyler. Baba bunu da sana getirdim. Valla kızlar çok düşünceli oluyor işte. Bizim kızlarımız aynı görünen böyle. Biz neyi seversen bunu da getirdim bize. Helal helal. Helal valla. Ne olur. Tamam. İçmek ister misin? Al bakalım. Pancanım, benim gibi pancanı. Bu pancanı bitmedi mi hala? Yok. Senin ayakların niye soğuk baba? Üşümüş mü? He, buz gibi. Çorabı yok. Çağırıyorlar. Niye, ayağı şöyle gidiyor mu Emre? Allah gecinden versin bana. Ayağı şöyle gidiyor mu Emre? Allah gecinden versin. Ay, çok sıcak. Vay ya, bir adam gidiyor. Hamza gözümün önüne geliyor. Hamza gözümün önünde. Özlemişimdir işte, özlem gider. Ballı böceğimiz bizim o. Zaman, teyzesi. Melek teyzesi. Çok ballı canım. Çok ballı böcek. Bana bak ya. Aslı. Bu adam gidiyor. Bu adam bu gece nazarlar sağ söyleyeyim. Adamı çok sevdim bu gece ben. Annem ben onun kafasına tekke geçecektim ya kızım. Masanın üstüne getirdim. Şeyle, sümitiyle gözleri aynı renk olmuş. Çirkin. İşte onu desene mi kesin acaba ya? Masanın üstünde seni al da yazıyor. Çok çirkin. Yani şimdi. Ayıp oluyor öyle. Ama çok ayıp öyle yapma. Çok ayıp. Ama mesela bir gün... Koca yiyeni yapıyordu ya. Koca yiyeni mi? Evet. Maşa'daki mi? Hı. Ha o yüzden komiklik yapıyorsun. Onun burası ne yaptı? Ben babam. Bir daha yapayım kocayı. Yüz. Ben terleyeceğim. Telle telle hastalığına tas ben. Çayını dökeceksin. Çok yakışıklı oldu. Hani bırakıyor mu? Evet. Bunu oraya bırak, sen bize bırak. Bırakayım mı sen, ister misin? Durum acaba bize? Durum mu ya? Bir dakika durmuyorsun. Bastana.
Ama bizde hayvanlar var. Menina koşmaz. İnekler var. Kanalar var. İyiymiş. Yeni danamız da gelecek. Sütlerini içersin. Taze süt içersin. Yumurta da yersin. Yok. Tavuklar da var. Civcivler de var. Abi hova. Ne var biliyor musun? Sanki iyi gelmiş kaynar. Süt içersin, süt, mis gibi süt. Çok güzel. İstemiyor. Tamam. Boyunlar, boyun. Kocadan olur. Çok ısırıyor. Yedi geçersin. Ezan mı koyuyorsun? Ezan mı? Uyudu mu? Yok, anne. Yastığı da nasıl? Kalkar mısın? Dur sana. Şşt. Ne yapıyor? Hele, ne? Ne siz lan? Hele, oraya. Bizi geldi diye bir mutlu oldular, bir mutlu oldular arkadaşlar. Ne oldu? Bizi mi özlediniz? Ne istiyorsun, ne? Ulan gömle yırttım öyle. Bırakayım, seni gidi. Eşek seni. Seni gidi. Fatıma da hep attı üstüme. Gördün, o da büyümüş. Oyuna bak, oyuna. Sevindiler bizi geldi. Çok seviniyorlar ya valla. Melek biz geldiğimiz zaman ekmek babası geliyor. Valla. Tabii canım biz. Bakıyoruz ya, herkes biliyor sahibini. Değil mi oğlum? Evet. Çocuk gibi oynuyorlar. Vallahi. Allah. Fırtına eskiden hep peşimizden gelirdi. Şimdi önceki kadar peşimizden gelmiyor. Takılmıyor bize. Evde ikisi beraber, onun kulağını soruyor hele. Ha. Birbirlerini seviyorlar. İkisi de büyüdü. Ha kızlar da gidiyor. Hadi yürü gidelim hadi. Hadi gidelim hadi. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler hadi. Oturalım aşağı gelin. Sizler sana bir gün misafir oluruz. İnşallah bekleriz. Yolumuz uzun. Evet. Şimdi gidelim. Tamam hadi güle güle. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Yalandan nasıl gideceksin hele? Nasıl gidiyorlar gördün mü? Yalandan ya. Köpek işte. Kızlarımız da gitti. Biz onlardan önce bindik arabaya. Beraber çıktık evden ama. Biz önce geldik. Onun çoluğuna çocuğuna oturan da arabaya. Tabii ki. Allah herkese hayırlı evlatlar versin. Gelmişler babaların evde hazırlamışlar yemeği falan. Böyle beraber yine yedik. Hele. Fırtına ben gideyim. Fırtına ben gideyim oğlum. Evet. Onlar oynasınlar. Yumurta çiçeği. Aynı yumurta sarısı gibi değil mi şu usta? Sorma ya da göçe daha güzel. Çok güzel açtılar ama şuraya doğru baksana. Şuna bak. Çok güzel. Çok güzel açtılar. Çok güzel arkadaşlar. Evet. Evimizin önleri çok güzel Allah'ın izniyle. İnşallah daha güzel olacak. Daha güzel. Deli toplu olacak. Allah nasip ederse böyle deliyip toplayıp. Şurası daha çok açtı şurası bak. Değil mi? Sen arkadaşlar biz bunu yanlış gün kestik işte. Buduyu sandık. Budamasını yapamamış tabii. Geçen sene hiç açmamıştı. Bu sene öyle maşallah. Öyle birkaç tane vardı. Bu sene ama böyle her tarafı yumurta sarısı gibi top top bakın. Ne kadar güzel. Yumurta sarısı aynı. Evet üstüne çıktım Melek Hanım. Bir buraya girelim şurası. Bir girelim bakalım ne var ne yok. Taş şöyle dursun üstünde. Burası ne sıcak Melek Hanım? Burası ne sıcak? Oo. Anam seccadeleri yerine bırakmışlar ya. Şu ellerimi yıkayayım da geleyim başlıyoruz tabi. Burada işimiz var şu an kit. Vay işte bu. Kasılarımız. Bu
Bardakları nereye? Buraya mı koyayım şu usta bardakları? Vallahi. Buraya şeyleri koyduk fincanları. Kahve takımını. Bardakları da buraya koyayım. Geniş yine. Bardak çok ya. Şimdi aşağıda yemek yapıyorken bu tabakları indirdim tabii ki aşağı. Fikriye dedi ki Melek tabak bitti dedi. Nasıl bitti Fikriye? Benim kazem bile çok. Maalesef yukarıda raftanı hiç almamış. Ben böyle iki takımı yıkatmıştım komple. 12 4 12 ne yapıyor? Bir sürü kase tabak. Fikri oraya hiç almamış. Ben de oraya hiç bakmadım. Bir baktım burada yok. Şurası dedim, şurası hemen yukarıdanla da indirelim aşağıya. İyi oldu. Güzelce gelen misafirlerimize yemeklerimizi sunduk. Şöyle. Yavaş yavaş buraya doğru çıkıyoruz. Yavaş yavaş evet. Şöyle, tabakları geri getirdim ben de. Çünkü aşağı dolap dolu. Ama tabaklar da güzelmiş ha, renkleri. Güzel. Bir arkadaş demiş bana hep çiçekler alıyorsun. Sade alsana. Kırmızı olmazsa olmaz mı demiş. Kırmızı diye değil. Yok öyle hoşuma gitti görünüşü. Onun için aldım. Herkesin sevdiği bir şey vardı işte arkadaşlar. Ne yapalım? Şöyle onları da yattık. Şimdi gelsin bardaklarımızı. Bu tencereleri, tabakları falan da şu Rus'la çıkartmış makineden tabii ki. Ben çıkarttım ben. Ben öyle bırakmazdım, yerleştirirdim yani. Burayı temizledik daha ben buraya çıkmadım. Şöyle su bardaklarımızı bile atıverelim. Ama bardakları da çok güzel, beğendiler dün akşam gördün mü? Evet. Şuna bak, bu bardağa bak, babam akıllı. Valla çok güzel ya, çok güzel çay içiliyor. Şurası beğendi. Bunlardan alacağım dedi. Evet güzel ama. Yani çay içen lezzet veriyor. Aşağıda tabağım çanağım. Yeterli arkadaşlar. Artık yavaş yavaş. Buraları diziyoruz. Buranın bardağını, çanağını, tabağını. Tencereye gerek yok da misafirliğimizi de yaptık. Dedim Şurası'ya bunları bari halledelim. Buraya böyle büyük büyük plan tavuklarım. Şöyle. Ama camla kırılıyor ya. Ama bunun kapağı böyle değil. Bunu olmaz. Böyle vermiş. Onu anlamadım ben de. Yanlış tencere kapağımı verdi. Olsun bu da hoş duruyor. O daha bir şey olur mu? O nasıl öyle? Bu nasıl böyle? Bunu ha kırmızı. Tamam. Yani bilmiyorum öyle vermiş. Yine tencereyi de böyle iki tencerede bırakmıştım ya arkadaşlar. Bunları da. İyi ki o zaman almışız ya. İyi ki almışız da şu usta. Şöyle pilav tenceremi şuraya. Bismillahirrahmanirrahim. Evet gözleri de büyük. Değil mi? Tamam şöyle koyarız. Bundan içine. Şöyle. Burayı da böyle ekmeklerle falan Asya'ya göndermişti ya. Onlarla doldurduk. Şimdilik dursun bunlar. Tencerelerimizi de şuraya koyalım mı Şükrü'sü? Evet. Yer var ya dolu kalabasına. Oraya sığar mı? Bilmiyorum Allah. Sığar mı sığar mı? Oh, sığıyor. Oho. Yeter ki olsun. Olsun vallahi. Daha burası var, şu taraf var. Üstü dolu. Üstü, evet. Güzel, cevap güzel oldu değil mi arkadaşlar? Kafalarını ters çevirdim. Ondan sonra... Öyle. Şurası bardakları böyle buraya bırakmış. Onları makineye koyayım da. Bunlar yıkasın ya. Şimdi çalıştırmak da dolayınca yıkattırız şurası da. Böyle
elimize el düştü işte arkadaşlar. Eskileri yavaş yavaş düzüyoruz. Tabii ki düzeceğiz. Evet, ben kardeşim bundan sonra misafir çok çok gelir. Değil mi? Gelsin. Orada yıkanacak tabakları yok mu Melek Hanım? Nerede? Yukarıda. Nerede şurası? Yukarıda. Yok değil mi? Yok ya, burada yok daha yıkanacak. Şunlar diyeyim, şunlar. Burada akılar. Onlar bilsen de dursun şimdi şurasında. Şunlar bak. Koyarız yıkadır. Bunlar. He. Ha, tamam. Bunlar dursun şimdi. Yıkadır hem koyarız bunlar. Silimizi götürerek. Seçerliği burada erkeklere buraya çıkartmıştık namaz kılmaya. Yukarıda aşağıdan da seccade getirdim. Böyle kalsın burası. Olmaz mı? Evet olsun. Yeter. Evet. Kalsın kalsın. Burası öyle kalsın. Senimizi alalım. Şu odaya bırakayım. Tamam. Şurasıyla daha biz burada çay falan içmedik. İnşallah Allah nasip ederse içeceğiz. Az, ya az kaldı. Değil mi? Az kaldı. Evet. Şurası da evin içi ısıcacık. Montla niye dolaşıyor? Vallahi ben anlamıyorum bu adamı ya. Havalar vallahi arkadaş, evin içi ısıcak, dışarısı serin. Akşam tabii serin oluyor. Şurada serin, gel şurada sadece oturalım. Şurada arkadaşlarla iki muhabbet edelim dedi. Evet. O şimdi çay içecek ya, burada da çayımızı da içiyor. Allah için kızlar yaptılar bol bol. Allah razı olsun. Şimdi çay içer oturan, çay hep olacak Şükrü Usta'nın. Aynen. Aykaz'ın küçük gözüne koyar soba yanmazsa. Orada o çayımız kaynar. Şu montunu çıkart Allah aşkına. Çıkarayım mı? Sıcak mı burası, ben mi? Isıcak. Allah Allah, böyle çok olmuş demek ki. Kısa koluna gezer mi? Ha, rahat otur. Kısa koluna gezer mi? Ütük olayım herhalde. Ütük dedi yani, üşüme alayım ben abi. Demek ki. Ha? Yavaş yavaş bile kardeşim, biz buraya taşınalım. Allah'ım ya. Burası bana şey gibi geliyor böyle arkadaşlar. Hani böyle bir yere misafirliğe gidersin ya. Ne bileyim. Aynı öyle geliyor. Biz yaptırdık. Benim hep böyle nasıl söyleyeyim? Varlığım, yokluğum. Altta çektim ya o hani yokluk zamanlarına. Orası bana böyle saray geliyor yani. Buradan güzel geliyor bana orası. Vallahi. O tabağım, çanağım. Mesela o taslarım var ya, su içtiğim taslar. Melek Hanım. Orayı da ben yaptım. Burayı da ben yaptım. Tamam, ben bir şey demedim ki. Sıkıntı var mı? Yok. Yok ama işte hani. Ama burası yaşamda daha lüks. Tabii lan yaşam, tabii oturulacak gibi. Aşağısı bir... köy işi. Burası. Burası şehir işi mi oluyor? Şehir işi. Şehir işi. Rahmetli hanacığım derdi ki valla evim çok güzel derdi. Kutu gibi, çarşavı gibi derdi böyle. Hani çarşıya... Bir özenti varmış demek ki yine o zamanları. Aynen. İnsanoğlunun içinde. Ve şimdi de üstüne böyle şey örttüm arkadaşlar. Bunu buraya getirdim. Aha şey de düştü. Aa, buna dinar şuraya sınırdım bir çivi çak şöyle. Şurayı dursun tamam mı? Yok, bir şey yeterim ben yaptırayım hep. Şöyle yani. Bakın. Onu da üstüne örttüm böyle. Buraya aldım. Sildim güzelce. Mutfaktan buraya geçirdim orada. Özlem'in beşiği. Onda Özlem'in büyüdü. O
Özrüm büyüdü, Oktay'ım büyüdü. Asiye'm kanepesinde büyüdü böyle. Asiye çok böyle sessiz. Verirsen yerdi, vermese hiç istemezdi bile. Asiye böyle çok rahat büyüdü. Hiç ağlayıp zıllamadı. Bunda 3 tane çocuk büyüttüm. Belki torunum benim olsa içine yatırırım. Onu da yüreklerim bile her şeyini yapacağım böyle inşallah. Arzu'nun yanına bir gideyim, işlemeleri var böyle. Onlardan götüreceğim. Ona takım yaptıracağım, yorgan filan. Güzel bir beşik yorganı filan. Vallahi kızlar çok hoşuma gitti böyle. Gelmişler, annelerin yemeklerini yapmışlar. Tabii ki onlar artık küçüğü, Aslı benim özlemimle yaşat. Ötekiler büyük. Büyük onlar. Ama büyük kızı aynı benim böyle. Yani birbirimize böyle yan yana gelsek kardeş gibi. Amca çocuklarıyız işte. Birbirimize benziyoruz. Ramazanımız da hayırlısıyla güzel geçiyor arkadaşlar. Evet. Tadında tuzunda geçiyor böyle. Rabbimin izniyle. Çok güzel. İnşallah seneye yine böyle hep birlikte beraber Allah bize de nasip eder. Bayramlarımız güzel geçer inşallah. Ne yapalım? Tabii ki ermeyenler de var. Bugün yine köyümüzde kaç yerde cenaze vardı. Hele bir tane ana baba oğul patpat kazasından vefat etti. Fasa yolunda. Fasa yolunda. Ona çok üzüldük. Evet. Genç. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Genç ölüm yani. İki çocukmuş. Bir kız bir oğlan. Anne şimdi yalnız. Oğlu da yok. Kocası da yok. Bugün toprağa verildi. Allah rahmet eylesin. Bugün böyle geçti günümüz. İnşallah yarınımız da güzel olur. Ağız tadıyla böyle geçirmeye nasip eder Allah'ım. Yiyecek bir şey bulamıyoruz. İnsanın canı sıkılıyor yani. Tabii ki. Canımız sıkılıyor. Biz şimdi hani bayramda diyor belki çocuklarımız gelir, belki sevenlerimiz gelir. Çocuklarımız gelirse tabii rahat etsin diye şurası tüpü de değiştirdi. Evet. Ayağızın tüpünü de takacak oraya. Evet. Kahvelerini yapsınlar burada. Çaylarını yapsınlar. Çaylarını yani. Yemek aşırı yiyorlar. Onlara diye çay şeker de veririm diye yukarı diye şükrü. Aynen. Çocuklar diye böyle diye keyifli diye rahat etsinler diye otursunlar diye sıkışmasınlar diyor. Evet, burada aynen. Sahte sehpalarımız falan var. Aşağıda bir şey çıkarmaya gerek yok. Hepsi var. Hepsi var. Aşağıda yerler içerler çıkarlar yukarı. Televizyonunu da getir buranı. Evet onu da takalım diye. Buraya televizyonu da getir. Çocuklar durmaz çizgi filmini tamam. İzliyorlar ya. Aynen. Gerçi tabletleri falan var ama. Olsun. Olsun. Sizlere çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizlerle beraber sizleri bugün amcamlara götürdük. Geri geldik. Geldim. Tabaklarımızı düzdük. Fırtına ile Karabaş bizi nasıl karşıladı? Arabadan inişten ben inerken görseydiniz siz onu. Fırtına taburlarıma sarılıyor böyle. Yani mutlu oldular biz eve geldi diye. Biz de onları öyle mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz tabii evet, ki. Mutlu oluyor. Demek onlara biz güzel bakabiliyoruz ki onlar da bizi arıyorlar yani eve gelmemizi istiyorlar. Tekrar yine sizlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Videolarımı izlerken arkadaşlar abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone tuşuna bir dokunursa beğenilerinizi de koyarsanız tabii ki daha güzel olacak. Melek bacınıza destek vermiş olacaksınız. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Rabbime emanet olun. Dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Şükrü ise biraz yorgun. Sahte anlarsınız konuşmadığında.